İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti heyeti, Karin adlı dans grubunun kuruluşunun 20. yıl dönümüne adanan etkinliğe davet edildi. Barış güçleri Mardaket bölgesindeki tarım arazileri mayından temizlemeye başladı. Batı Ermenistan'daki Tigranagert'in Ermeni Kilisesi restore edildi. 100 yıl sonra ilk kez ayin yapıldı. Eski milletvekili Azad Arşakyan ile röportaj. Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu raporu. İşgal altındaki Batı Ermenistan'da Ermeni mirası, dini yapılar tehlikede. Ermenistan Cumhuriyeti'ni ziyaret eden pederin ifadesi. Ermenistan bugün ne umuyor? Hani ören yerinin kış cazibesi. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armen Agaprahamyan başkanlığındaki heyet, Batı Ermenistan'ın başkent Karin'in şerefine aynı adı verilen folklor grubunun kuruluşunun 20. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı. Devlet Başkanı Agaprahamyan grubun oluşumunu önemseyerek grubun ulusal dansın bir koruyucusu ve dansların temelinin dövüş sanatları hareketleri olduğunu belirtti. Batı Ermenistan'ın ruhu ve halkı her zaman ulusal şarkı ve dansı kendi kültürünü korumaya yönelik vatansever eylemlerin yanında olacak ve biz her dans hareketiyle ve şarkılarla beraber içimizde vatanımıza olan çağrıyı ve özlemi uyandıracağız. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Rusya Barış Koruma Birliği askerleri Artsakh'ın Mardagert bölgesinde mayın temizleme çalışmalarına başladı. Rus barış güçleri her gün Mardagert bölgesindeki sınır çizgisinin yakınında patlamamış mühimmat, mermi ve mayın arama çalışmaları gerçekleştiriyor. İnsani mayın temizleme birimi askerleri yerleşim yerlerinin, tarım arazilerinin ve evcil hayvanların otlakları için öngörülen alanları temizleme çalışmalarını yürütüyor. 23 Kasım 2020'den bu yana Rus Barış Gücü Koruma Birliği'ne ait mayın temizleme mühendisler tarafından 2322 hektar arazi, 683 kilometre yol, 1937 bina patlamamış mühimmattan arındırıldı. 26.078 patlayıcı bulundu ve etkisiz hale getirildi. Batı Ermenistan'ın Tigranagert kentinin Suri ilçesinde tahrip edilen Ermeni Katolik Surp Ofsep Kilisesi'nde restorasyonun ardından ilk ayin yapıldı. İşgal altındaki Batı Ermenistan Katolik Ruhani Lideri Başepiskopos Levon Zekian yönetiminde Ermeni Katolik Cemaati adına kayıtlı olan kilisede 100 yıl sonra ayin gerçekleştirildi. Ayinde konuşan Zekian, restorasyonun tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Aslına uygun olarak restore edilen kilise, Ermeni Katolik cemaatince ayin yapılması talep edildiğinde izin verilmesi kaydıyla 10 yıl süreyle eğitim ve kültür hizmetlerinde kullanılmak üzere Dicle Üniversitesi'ne tahsis edildi. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV'de Ermenistan Cumhuriyeti'nin Yüksek Konsey ve Ulusal Meclis eski üyesi Azad Arşakyan, Azerbaycan ile Rusya arasındaki askeri teknik işbirliğinin ve silah alım satımının gerçek niyetleri hakkında konuştu. Ermeni gündeminin kilit rolünü bu koşullarda sundu. Sınır belirleme ve sınır çizme koşullarında Batı Ermenistan'da olası zorlu sürecin başlaması ve bunların aşılmasına yönelik adımlar hakkında konuştu. Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu, 2021'de Türkiye'de ve işgal altında tuttuğu Batı Ermenistan'da din özgürlüğü koşullarının Türk hükümetinin dini azınlıklar için siyasi olarak düşmanca bir ortam teşvik eden eylemleri ve söylemleri açısından zayıf kalmaya devam ettiğini belirten bir rapor yayınladı. TERT-AYM'in aktardığına göre Türk hükümetinin yıllardır istikrarlı bir şekilde yükselen din özgürlüğü meselelerini ele almak için çok az şey yaptığı belirtiliyor.
Türk hükümetinin 2013 yılından bu yana dini azınlık vakıflarının yeni yönetim kurulu üyeleri seçme hakkını engellediği de belirtiliyor. Raporda Türkiye'de hükümet yetkililerinin dini ve azınlık topluluklarına yönelik söylemleri de dahil olmak üzere ölüm tehditlerinin yanı sıra şiddeti kışkırtmak için dil kullanması ve vandalizm eylemleri de yer almaktadır. Ermenistan Cumhuriyeti'ni ziyaret eden pederin ifadesi. Ermenistan bugün ne umuyor? Peder Rene Leonia bu sözleri yazarken 17 Kasım'da yoğun çatışmaların yaşandığı gün Ermenistan Cumhuriyeti'nde insani ve manevi görev için bulunuyordu. Yolculuğumun başlangıcından bu yana çeşitli kilise toplulukları da dahil olmak üzere muhtaçlar için önemli çalışmalarda bulunan birçok insanla tanışma fırsatım oldu. Ayrıca 2020'de Azerbaycan'ın başlattığı savaştan sonra Artsakh'tan yerinden edilenler başta olmak üzere zor durumda olan birçok aileyle tanıştım. Bu yerinden edilmiş ailelerle Ermenistan Cumhuriyeti'nin Sünik kentinde tanıştım. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Batı Ermenistan'da bulunan UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan 961-1045 yılları arasında Bagratuni Krallığı'nın başkenti Aniören yeri kar yağışıyla beyaza büründü ve kışın bölgeye çok sayıda turist çekiyor. Kurulduğu günden bu yana Ani, her biri farklı güzellik ve tarihi değerdeki kilise ve katedral gibi dini yapıların yanı sıra paha biçilmez diğer tarihi yapıları ve kültürel hazineleri bünyesinde barındırıyor. 15 Temmuz 2016'da UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'ne dahil edilen antik şehir, yılın her mevsiminde yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Dünya kenti, Medeniyetler Beşiği, 1001 Kilise ve 40 Kapılı Şehir olarak bilinen Ani'ye gelen turistler, Amenapırgiç Kilisesi, Ani Katedrali, Dikran Honens Kilisesi, Abu Gamir Pahlavuni Kilisesi gibi eserlere yoğun ilgiyi gösteriyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Agunk adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı, Ağves İri adlı eseri sunuyoruz. Ağves nasıl darutasın, aşk eriz ki çabarasın. Ayın çali çalmalali, çalmadu tıydan bıracak atan piçe der vuy vuy. Zike tüze namuş kudik vuy vuy. Zike tüze namuş kudik vuy vuy. Ağves kınat mı tapcağa, tatır ver uzmi bol hağa. Ayın çali çalmalali, çalmadu tıydan bıracak atan piçe der vuy vuy. Zike tüze namuş kudik vuy vuy. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'ndan dinleyebilirsiniz. Hoşça kalın.